babana şaka yapabilir miyiz? Yaparız. Hadi bakalım. Ya arkadaş ne yapıyorsun ya? Yüreğime aşk ateşi düştü baba. Kızım senin kafana havadan taş mı düştü baba? Bir tane fotoğraf lütfen. Deve de Tuğçe. Deve. Bir şekilde sakarlık yapman gerekiyor. Lütfen. Hayır. Öpeyim geçsin. Kızım sen ne yapıyorsun? Aç bakayım uçak gibi. Ya git ya tek şunu yap. Bak telli duvakta gelin olduğumu görmek istemez. Ya bırak şu işleri kapat. İndir aşağıya. Bizi çeker misin baba? Terbiyesizlik yap. Böyle gel. Bu adam 444'lük bir dolandırıcı. Hayır sigortacıyım. Ben sigortacıyım. Hadi kardeşim gidiyorum. Yap. Baba ne yapıyorsun ya? Milletin içinde rezeliyorsun beni ya. Yap. Bu hale mi oldun sen ya? Ben... Hadi bakalım. Avımızı bekliyoruz. Hadi bakalım. Türkiye'ye efendim hayırlı olsun. Oh. Oh. Şimdi menü gidecek. Ve mesaj göndermiş olacağız. Eğer ki kız mesajı alırsa yanımıza gelecek. Babanın kafanı çıkartalım mı? Tamam. Bakalım. Kabanın çıkar. Olur hava güneşli. Hava güneşli. Ben lavaboya gideyim. Geliyorum hemen. Ben söyleyeyim mi zaman? Sen söyleyebilirsin. Ben söyleyeyim. Hello. Merhaba. 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 Tuğçe ben. İlker ben. Ve tabii ki Erdal abi. Nasılsın? Buyursana. İyiyim, teşekkür ederim. Siz. İyiyiz. Şimdi biz burada tezgahımızı kurduk. Sana bir davetiye gönderdik. Sen de bu davetiyeyi kabul ettin. Evet. Ve eğer kabul edersen seninle beraber babana şaka yapmak istiyoruz. Evet, güzel olur. Sana bazı komutlar vereceğiz. Eğer bu komutları yerine getirirsen günün sonunda 5000 lira da ödül kazanabilirsin. Güzel. Kabul ediyor musun? Evet, ediyorum. Erdal abi. Kabul ediyor musun? Ediyorum. Tamam. Peki, baban nasıl birisidir? Babam aslında yerine göre davranır. Böyle çok asabi bir insan değil. Peki erkek arkadaş falan konuşabilir misiniz babanızla? Yani, evet. Galiba bugün konuşacağız, haberin olsun. Konuşalım. Hazır mısın? Hazırım. Arkadaşlarımız kulağının içine minik bir hoparlör takacaklar. Biz buradan mikrofonla sana komutlar vereceğiz. Ve 5000 lira kazanacaksın. O parayı alalım. Alalım. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Arkadaşlar, yardımcı olur musunuz Tuğçe'ye? Geldim, lavaboya gitmiştim. Efendim, Müstakbel Damat filminden sonra kayınpeder damat ilişkisi üzerine eğlenmeye devam ediyoruz. Bu sefer de bazı dostlarımızı şakalıyoruz. Üstadım Erdal Özyağcılar'la beraberiz. Bakalım şimdiki kayınpedere nasıl bir müstakbel damat gelecek? Evet, evet. Biraz geç gidelim eve. Neden? Sohbet edelim biraz. Babana söyle, Tuğçe duyuyorsan bir başını salla, bir şey yap. Tamam. Babacığım seninle bir şey konuşmak istiyorum. Baba, seninle bir şey konuşmak istiyorum. Ne konuşacağız sonra? Yani çekiniyorum biraz aslında. Öyle, evet, öyle. Utanmıyorum ama çekiniyorum. Tuğçe, baba beni seviyor musun? Baba, beni seviyor musun? Nasıl? Beni seviyor musun? Baba, beni seviyor musun? Sevmesem zaten... Ne kadar çok seviyorsun? Ne kadar çok seviyorsun? Dünyalar kadar. Açsın kollarıyla göstersin ne kadar sevdiğini. Aç kollarını, göster beni ne kadar sevdiğini. Seni böyle seviyorum. Aa, çok az o, çok az o. Çok az. O aç, kadar mı seviyorsun beni? Daha fazla olması lazım. Daha bundan daha ne olur? Sen bir defa şu üstündekini çıkarsana. Seviyorum. Daha rahat açarsın de ellerinde. Yani sen değil, hepiniz. Sen bir üstündeki montu çıkarsana çıkar daha o rahat montu. Açarsın kollarını. Hadi çıkar montu bakayım. Öyle mi? Evet. Çıkar montu ha. Çıkarsın mont. Şimdi böyle kocaman aç böyle bakalım. Şimdi lan. Ayağa kalk, aç. Ayağa kalk. Orada şeye çarpıyor, cama çarpar. Kalk ayağa de baba, ayağa kalk. Kalk ve kocaman aç kollarını. Aç kollarını, bu kadar çok seviyorum. Sen böyle seviyorum. Daha aç, daha. Daha aç. Daha aç. Daha da seviyorum. Daha aç. Otur şimdi baba. Peki, şimdi ilk ödül için babana bir mani okuyacağız. Sana niçin geldiğimizi bir maniyle anlatmak istiyorum de. Baba, sana niçin geldiğimizi bir maniyle anlatmak istiyorum. Kızım sen neden bahsediyorsun? Ne manisinden bahsediyorsun? Okuyabilir miyim? Oku bakayım. Baba. Baba.
Ben armudu dişlerim. Ben armudu dişlerim. Sabunu gümüşlerim. Sabunu gümüşlerim. Sevdiğimin adını. Sevdiğimin adını. Ben kalbime işlerim. Ben kalbime işlerim. Arpa ektim biçerim. Arpa ektim biçerim. Sen ne anlatıyorsun kızım? Sen ne kelimesini konuşuyorsun? Baba lütfen kesme. Baba lütfen kesme. Kesme. Hayır kesme. Tam ilham geldi. Tam anlatayım. Tam ilham geldi. Konuşuyorum. Bak sözlerini iyi dinle de. Sözlerini iyi dinle. Evet. Arpa ektim biçerim. Arpa ektim biçerim. Yolum budur geçerim. Yolum budur geçerim. Ver baba istediğime. Ver baba istediğimi. Aşkım gelse öperim. Aşkım gelse öperim. 250 lira sende. Kızım sen kafana havadan taş mı düştün? İçimden, içimden geldi sadece. Sözlerini dinlemiş mi sor bakalım. İçinde, sözlerini dinledin mi? İçinde gizli mesajlar var. Dinledim ama yanlış bir şey. İçinde güzel mesajlar vardı sözlerinin. Evet. İyi dinledin mi? Bak ne de biliyorsun. Baba yüreğime aşk ateşi düştü baba. Baba yüreğime aşk ateşi düştü baba. O yürek yok sende şu anda. Onunla tanıştırmak istiyorum. Seni onunla tanıştırmak istiyorum. Hayır ben tanıştıramazsın. Adı Aykut zaten Aykut geldi de. Zaten geldi buraya. Hayır. Baba buraya, lütfen. Baba lütfen. Buraya gelip senin yanına oturalım. Lütfen. Merhaba. Lütfen. Lütfen. İyi. Affedersiniz de öpeyim efendim. Affedersiniz öpeyim. Aykut. Aykut babacığım. Sen kimsin? Buyurun. Anlatmadım. Anlatmadım. Aykut, Tuğçe, maniyi söyledin mi de? Ya öyle. Maniyi söyledin mi? Evet, kızım, söyledim. Bu kim? Bu adam kim? Necim? Aykut baba, seninle tanıştıracağım kişi. Adınız ne efendim de, Aykut? Adınız ne efendim? Veysel. Veysel efendi, Aşık Veysel'e benziyorsunuz da. Tam Aşık Veysel'e benziyorsunuz. Mani sever misiniz? Mani sever misiniz? Sen de sakal bir insana benziyorsun ama. Öyle derler. Gördüğüm kadarıyla. Mani sever misiniz efendim? Mani sever misiniz efendim? Hayır sevmem. Ben de. Ne çok ortak noktamız var. Ne kadar çok ortak noktamız var. Bana da Aşık Aykut derler. Bana da Aşık Aykut derler. Affedersiniz Tuğçe'ye aşığım. Affedersiniz Tuğçe'ye. Kızım kim bu adam? Necidir? Nedir? Aykut. Sigortacıyım be. Aşık Aykut. Aşık Aykut. Sigortacı Aşık Aykut. sizin mesleğiniz ne efendim? Bu aşıklık falan nereden geliyor böyle? Görür görmezden geliyor. Evet. Biz aşık olduk birbirimize. İlk görüşte aşık. Bu ne zamandır böyle? Efendim? Ne zamandan beri böyle? Vallahi o kadar stresliyim ki şimdi ne zamandan beri böyle Tuğçe? 6 aydır beraberiz. Siz 6 aydır görüşüyorsunuz da bizim neden bir haberimiz yok? Neden haberi yok babanın? Şu ana kadar çekindim. Kız. Evet, Aykut niye yok de? Kız niye yok? Ha? Babalar böyle habersiz bırakılır babalar mı? Babalar böyle habersiz bırakılır mı? Hele böyle bir aşık Veysel insan. Evet, evet. Düşüncesiz. Ha? Bak şu babanın gözlerine. Bak, şu babanın gözlerinin içine nasıl bakacağım ben şimdi? Evet. Ha? Evet. Altı. Oha. Affedersiniz. Affedersiniz. Elim acıdı da 6 ay diye böyle üstüne bastığına bastığına söyleyeyim biraz... dedim. Görüyorsunuz değil mi? Ben sizden yanayım baba. Ben sizden yanayım. Böyle bir şeylerden hiç hoşlaşmam. Ama ne yaptığınızı da bilmiyorum. Ne yapmaya da çalıştığınızı da bilmiyorum. Normalde babacığım açıklayalım de. Masaya Tuğçe. Vurmam. Açıklayalım de. Ama vuruyorsunuz. Görünüyor. Hal hatırda. Sakallığınız ortada. Kızım sen ne yapmaya çalıştın bugüne kadar? Açıklayabilirim. İleride çok yanlış mutlu olacağız. Bak göstereyim i̇leride sana. İleride çok mutlu olacağız. Göstereceğim bak, sana da. Hayal et bizi de. Hayal et bizi peçet, şu an. Önündeki peçeteden bir duvak yapın. Kızım yanlış yapıyorsun. Yanlış yerden dönmen tavsiye Aykut, ederim her zaman şimdi sana. Sen de peçeteden papyon yap kendine. Bak babacığım anlatacağım sana de. Bak babacığım şimdi sana anlatacağım. Telefonunu ver. Sen o dua başına koy. Aykut papyon yapsın. İlk mutluluk fotoğrafını babanıza çektirin. 500 lira. Ne yapmaya çalışıyorsun? Oğlum bizi çeker misin? Siz ne yapıyorsunuz da nedenini çekeceğim ben size? Ben baba, ne kadar mutlu olduğumuzu gör. Peçeteden duvak yapmaya bayılıyor. Evet. Bak telli duvakla gelin olduğumu görmek istemez misin? Bırak şu işleri kapat. İndir aşağıya. Eğer bu fotoğrafı çektirirseniz 500 lira. Terbiyesizlik yapma. Bizi çeker misin baba? Terbiyesizlik yapma. Nereye gel? Bizi çeker misin? Papyon nasıl olmuş? Bizi çek. Sana da ya takayım mı baba bak, papyon de? Bırak nerede Baba sana da papyon takayım de. Buyurun. Yakıştı mı? Güzel oldu mu? Papyon takayım.
Kızım sen kendine gelsene, nedir bu hal? Nasıl olsa düğünümüzde de takacaksınız. Güzel oldu mu baba? Oturun, oturun. Lütfen bir... Oturun. Tamam, sakin. Hayır, tamam, sakin bakın, olun. Bu fotoğrafı çektirmemiz lazım. Bu fotoğrafı çektirmem lazım sana. Bugünün anısına. Peki, Doğak ve Papyon'dan vazgeçtim. Sadece sizin fotoğrafınızı çeksin tamam, yeter. Tamam, bunlarla çekme. Sadece ikimizi 500 lira. Çek. Sadece ikimizi. Kızım sen iyi misin? Hatıra kalsın. Bu resmi çekeceksin, anneme göstereceğim. Bu resmi çekeceksin, anneme göstereceğim. Hayır, annen karşı gelir bu işe. Gerçi annem seni ikna eder fotoğrafı gördükten sonra. Eder eder baba. Bak, sen annemden korkarsın. Sen annemden korkarsın. Sizin aranızda çok büyük yaş farkı var. Yok. Lütfen, fotoğrafımızı yaş çek. Farkı yok. Çok fotojeniyim ben. Çekin, genç evet, gösteriyorum. Size ne lazım? 45. Derler ya, davul dengi dengileri ya. 45 tamam. Yaşındayım daha Aykut. 45 yaşındayım. Yok. 35. 35. Tut elinden gel 25'te anlaşalım de. Gelin 25'te anlaşalım. Ya sen ne yapıyorsun? Dalga mı geçiyorsun? Al. Ne saklar kızım, sana bir şey diyeyim mi? Bu adam manyak. Hayır, sigortacı. Bu adam manyak. Ne olursa olsun bu adam manyak. Fotoğrafımızı çeker misin baba? Lütfen. Hayır. Bir fotoğraf. Lütfen. Hayır. Hayır. Aykut şimdi dön. Siz beni sakar sanıyorsunuz değil mi de? Siz beni şimdi sakar da sanıyorsunuzdur. Alakası yok. Çok özür dilerim. Alakası yok. Yani benim bir elim bir elimden kısa, o yüzden. Belli zaten, sakarlarından belli. Akşam anneme göstereyim. Aykut'taki uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece Veysel baba. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece Veysel baba. Fotoğrafımızı çek. Nereden çekeceğim? Şuradan. Tamam. Zaten bu onun son fotoğrafı olur. Sakallıktan böyle giderse... Tamam, çekti, kabul ediyorum. 500 lira kazandın. Baba ne için Aykut'u biliyor musun? Çünkü onunla çok eğleniyoruz. Çünkü onunla çok eğleniyoruz. Beni mutlu ediyor. Kutu kutu pense oynuyoruz. Kutu kutu pense oynuyor. Ve sonra adının ilk harfi A be. Adının ilk harfi A. Düşünebiliyor musun? Düşünebiliyor musun? B, C, D değil A. B, C, D değil A. Kızım sen bu adamda ne buldun? Adının ilk harfi A. Adının ilk harfi A. Ve çok eğleniyoruz. Çok eğleniyoruz, beni eğlendiriyor. A her şeyin başında A var genelde. Aykut, de ki bak çok eğleniyoruz, deve cüce oynayalım. Ya biz gerçekten çok eğleniyoruz, çok güzel deve cüce oynuyoruz. Evet. Hadi oynayalım mı? Hadi. Oynayalım. Hadi, hep de Tuğçe hep kazanır. Hep Tuğçe kazanır. Veysel Efendi siz de katılın bize. Hadi. Sen de katıl. Hadi hep beraber Veysel hayır. Efendi lütfen. Hayır, hayır. Aykut başla, deve! Komutu siz verin. Ya sizi ben anaokuluna mı getirdim? Anaokuluna mı gidiyorsunuz? Hadi çocuk başla Tuğçe. Başlayalım. Çocuk musunuz siz? Otur otur. Deve. Deve. Otur. Ben diyorum. Ama sen de kalkmışsın. Deve. Oh. Deve dedin kalkmadı. Bu adam sakar diyorum ben sana. Allah kahretsin. Oh. Sakar değilim de. Sakar. Ben sakar değilim. 32 yaşındayım de. Gerçekten sakar değilim. 32 yaşındayım. Elini göster. Bir elin kısa bak. Ondan oluyor. Bak adama. Bir elim bir elimden kısa. Bütün hepsi ondan oluyor. Ay. Hadi bakalım, deve hadi, değil. Deve cüce. Hadi deve, şunu çekeyim, bacağım çarpıyor. Deve. Deve. Hop. Cüce. Cüce. Sen de Veysel Efendi. Beraber tamam. Olalım. Deve. Veysel Efendi, Cüce. Lütfen. Kızım, lezir lütfen. Oldum. Lütfen. Lezir oldum, bu başka masaya gönderdik. Deve deyince kalkacağız Veysel Efendi. Hadi, deve. Baba sen de kalk. Otur yerine. Cüce deyince oturacağız, Veysel Efendi oturduğunca evet. Değil. Babayı da bir kere, üç kere kaldırın, devece yaptırın. Hadi baba sen de, hadi baba sen de sıra. Üç kez. Hadi baba sıra sende. Ha, hadi. Hadi. Lütfen. Hayır. Ne olur. Hadi. Hayır, oturun. Ne olur. Oturun kızım. Ne hadi olur. Sen de bize katıl. Biz kalkın Aykut, deve yapın. Sen... Hadi kalkın. Deve, bir kere de ne olur. Oturun kızım. Deve. Otur. Otur yavrum, otur. Deve, lütfen, Veysel Efendi, ne olur. Sen de katıl. Yalvarıyorum, cüce, ne olur. Cüce oturun işte, tamam. Ama deve deyince deve sizin deyince. De kalkmanız evet, lazım. Senin de kalkman lazım. Sen lütfen. De bize katıl. Ne olur. Ne olur. Kırmayın bizi. Kalktım hadi. Cüce. Cüce. Cüce oturuyor şimdi. O cüce. Deve. Deve. Deve kaldır.
Kalk baba, abi, kalk baba. Veysel baba, hadi. Veysel baba, zorla kaldırın. Aykut. Zorla kaldır. Aykut. Aykut bu tarafa gel, koluna gir, kaldır indir. Bu tarafa gel. Cüce, oturduk. Ha, gel oraya bak, beraber yapalım de deveyi de. Ha, beraber. Hadi Tuğçe söyle, deve. Deve de Tuğçe. Deve. Deve kalk. Ya bu kızım bu deli mi, manyak mı bu adam? Ve 1000 lirayı cebine koydun Tuğçe, tebrik ediyorum. Aykut, bir şekilde sakarlık yapman hiç gerekiyor ve elinin acıması saçınca gerekiyor. Hayır, ya yani benim bir elim... Allah, yandı elimde, yandı elim. Aa. İşte buyurun kızım. Elim yandı. Ya. Tuğçe öpeyim bir geçsin de. Elim de öpeyim kısa geçsin, benim ya. Öpeyim geçsin. Aa, öpeyim geçsin, evet. Aa. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Otur otur otur. Üfleyin yeter. Gerçekten çok yanıyor ama. Tamamen abartılık bir insan. Abartılık dedi ya. Doğru söylüyor. Şimdi. Abartılık seviyorum de. Ben Aykut abartılık seviyorum. Şimdi Tuğçe, 2500 lira için Aykut'un yanan elini babana öptürmen lazım. Yazık günah değil ya, mi? Eli yanıyor ama. Çayı uzak tutuyor. Özür dilerim. Baba öp damadının elini de. Baba öp damadının elini. Hayır. Damat kim lan? Öp müstakbel damadın elini. Hayır kızım otur otur dedim. Otur. Müstakbel damadın eli öpülür de. Müstakbel damadın eli öpülür ama. Otur. Lütfen. Çok yanıyor, kıpkırmızı oldu. Otur lan yerine. Otur lan yerine. Öp. Nedir bu? Aykut, arbedeye girmeden kibarca öptürmeye çalışıyorum. Lütfen. Tuğçe, oturur musun yerinde rahatlıkla? Eli öptürmezseniz 2500 yok. Hadi öptürün şu elini. Elini öpersen geçecek zaten. Veysel efendi. Veysel efendi, Veysel efendi. Siz çok iyi bir insana benziyorsunuz. Gözlerinizden belli. Zaten gözlerinizden belli. Gerçekten çok acıyor. Evet baba, öp, geçsin. Otur oturduğun yerde, sesini çıkarma. İnsanlık namına. İnsanlık namına, lütfen. Babalık namına. Babalık namına. Onu anca bir babanın dudakları bu acıyı dindirir. Anca bir babanın dudakları bu acıyı dindirebilir. Allah ne muradım varsa versin. Allah ne muradım varsa Tuğçe, versin. Baba lütfen öp geçsin. Öpeceksem geçecek mi? Evet. Hayır. Öpeceksen geçecek, o da oturacak yerine lütfen. Öpeceksem gidecek miyiz? Evet. Gideceğiz tabii. Buradan kalkıp gidecek evet miyiz? Tabii. Hı? Öp evet damadın eli baba. Öp damadın elini. Öp müstakbel damadın elini. Öp. Senin için öpüyorum ama. Öp müstakbel damadın elini. Öp müstakbel damadın adını. Oh, ha geçti. Aykut yanağından öpsene. Oh. Hadi. Ay oğlum. Kalk ama gidiyoruz zaman. Kalk. Nereye? Sakin dur, daha 5000 vereceğiz. Kalk gidiyoruz hadi. Hayır, ben oturalım gideceğiz birazdan zaten. Sütlaç söyledik. Şimdi söyle evet konuştuk seninle öyle anlaşmış. Sütlaç söyledik mi biz? Söylemedik. Sütlaç Tuğçe tebrik ediyorum. 2500 lira sende. Otur sakinleştirin gideceğiz. Sakinleştirin babanızı. Sen öpünce gideceğiz demiştin. Tamam gideceğiz, otur birazdan kalkacağız. Şimdi babaya sağlık sigortası yapmak istesene Aykut, sen sigortacısın. Ben gördüğünüz gibi biraz sakarım. Bir elimden kısa olduğu için. Ya 29 ben yaşındayım de. Ne öyle işte sakarlık yapıyorum. 29 yaşındayım. Benim bak şöyle kızım, bir çekincem var. Bak kızım bir ne yalan söylüyor. Az önce bunu, 32'de 29'a düştük. 45'ten, asla. Düştük. Ben tutarlı bir insanım. 23 oldum. Şöyle söyleyeyim. Benim yanımda kimsenin can güvenliği yok. Yok maalesef. İşte sen onun için ömür masada otur. Sizi sigortalamak istiyorum. Sizi o yüzden evlenmeden önce sigortalamak istiyorum. Sağlık sigortası, hayat sigortası. De ki hani Jennifer Lopez kalçalarını sigortalattı ya. Ya hani Jennifer Lopez kalçalarını sigortalattı ya. Onun gibi bir şey. Çünkü gerçekten kimsenin can güvenliği sen önce, yok benim yanımda. Sen önce kendini sigortalattır. Benim yerine sigortam var. Size de çok uygun bir poliçe. Yıllık 42 bin lira. Her şey dahil. Yuh ya. Yani 34 de olur sizin için. Ne yapalım de olsa mı sigortayı? Babam olacaksınız. Evlenmeden önce. Hayır ya babası. Kızım bak sana söyleyeyim. Bu adam tam 444'lük bir dolandırıcı. Hayır sigortacıyım. Hayır sigortacıyım. Ben sigortacıyım. Dolandırıcı değilim. Evet. Sizin için 25'e bağlayalım. Sizin için 25'e bağlayalım. Bütün yıllık her şey için yıllık. Hadi hadi hadi. Ha. Ver el sıkışalım. Hadi. El sıkışalım. Yapsın baba. El sıkışalım. Ver.
20. Hayır. Hadi 20, hayır, 20. Ver elle. Hayır. Oldu 20. Hayır. Salla, hayır, aynı otur, kurban. Gerçek. Kurban gibi, 20. Kurban gibi, kurban otur, şeyi gibi. Tamam. Otur, otur, 25. Sigortaya ikna etmek için son 3 dakika, 5000 lira için. Sigortanı yapsın. Ondan sonra kalkalım buradan gidelim. 12.000 Aykut. Sigortanı yapsın. 12.000. Hayır. Dolandırıcılar. Bak o kadar seçeneğim de yaptı. 42.000'den 9.000. 9.000'e aşınız sıfırlanacak. Sigorta odasında ben ödüyorum. Hayır. Ben ödüyorum. Sen önce kendi sigortanı yap, kendi kendini bir düzlüğe, temizliğe çıkar. 5.000. Ondan sonra bize gel. Bak 5.000 son. 5.000 son. Baba yaptın işte. İyice hayır, indirim yaptı sana da. 5.000 son. 2. Hayır. 2. 2.000. Baba hadi lütfen. 2.000. Elinle göster. 2. 2. Bildiğiniz 2. Yaptıralım iki, gidelim sigortanı. Bana hayır, da yaptı zaten. Bir tanesini indir bir de. Hayır. Hadi bir. Baba lütfen. Doğrusu asla. Yaptıralım asla, kalkalım gidelim. Bedava de. Asla otur. Ben ödüyorum bedava. Asla. Bedava. Sigortamızı yapalım bedava, gidelim. Bedava. Hayır otur. Şey. Evet, bir yıllık değil iki yıllık de. Bir yıllık değil iki yıllık. Hadi dört olsun. Hayır. Sigortamızı dört, yaptıralım. 4 yıllık bedava. Şöyle bir şey. Sigorta falan lazım değil. Şöyle bir şey Aykut, yapalım. Son teklifimde. 7'ye kadar son çıkıyor. Teklifim. 7 yıllık. 7 yıllık. 5 yıllık. Tamam üstüne 10 bin lira para veriyorum. Yaptıralım üstüne gidelim de, kalkalım. Hayır, hayır, sigortanı hayır, yaptır kalkalım hayır, gidelim. Hayır. Hayır. 5 yıllık sigorta de, 10 bin lira para veriyorum. 10 bin lira para hayır, veriyorum. Hayır. Tamam sigortanı yaptır gidelim işte. Zaten şu anda sigortayı tamam, yapamayız. Ben çünkü tamam, poliçeler ben, yanında değil. Ama geleceğinize tamam, dair söz verin. Kalkıp gidecek miyiz? Geleceğinize evet, dair gideceğiz, söz verin. Söz ver bakayım bana. Söz. Tamam gideceğiz. Bak az önce de söz vermiştin. 5 yıllığına 10 bin lira da para veriyorum. Son. Bak tamam, 33 yaşındayım. Güzel teklif de bulundu. Bu işi dersem kalkıp gidecek miyiz? Evet gideceğiz. Sen bana 10 bin lira verecek misin? Evet. 15 bin ver. Olur. 20 ver. Olur. 33 yaşındayım. Hatta dolandırıcıya bak. Ben sizi kırmamak için yaptım. Kalkıyoruz biz kızım. Kalkacağız. Sigortanı yaptırırsan eğer. 50 bin lira ver kalkayım. Tamam. Sizi acenteye bekliyorum. Tamam. Tamam. Anlaştık. Tamam. Kızım görüyorsun. Anlaştığınıza hadi, göre Tuğçe 5 bin lirayı da kazandın. Tebrik ediyoruz. Tamam gideceğiz. Daha. Kalk. Gideceğiz. Tamam. Tatlımızı yeseydik. Gel. Tamam gideceğiz. Gel. Gel hadi kızım. Ben hayatımda bu kadar avantajlı bir sigorta görmedim. Şaka lazım. Ben de sigorta alamak istiyorum. Üstüne bir de para alayım. Para istiyorsun değil mi? Ver bana nasılsınız? Babam şaşırdı biraz. Şaka lazım. İyi misiniz? Teşekkür ederim. Ama böyle olduğunu hiç tahmin etmezdim. Evet çok normal, çok evet, normal. Biz Müstakbel Damat filmimizden sonra kayınpeder ve damatları böyle şakalamaya karar verdik. Kızınızla ortak çalıştık ve bizden 5000 lira kazandı. Tebrik ediyorum sizin de sabrınıza. Sağ olun efendim. Bu arada nefis bir poliçe. 10 yıllık sigorta üstü 50 bin lira. Hocam. Beni de sigorta almak. Ne filmi ne dizi ne bir şeyini kaçırmamışsın. Sağ olun, sağ olun.